Tasavvuf demek, takva demektir. Yani Cenab-ı Hakk'a tasavvuf, kalbin safaya ermesi demektir. Takva tarif edersek, nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, ilahi müşahedenin ilahi kameranın altında olduğumuzu kalpte bir idrak haline gelebilmesi. Buna takva denir. Cenab-ı Hak fe'elhema fucura ve takva buyuruyor. Fucurdan, Allah'ın her şeyden kendini koruyabilmek, takvada mesafe alabilmek. Velhasıl takva, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme sanatı. Takva bir arınma disiplini. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmeyi elde etme, Allah'ın razılığını elde edebilme. Takva, ruhani bir neşve için daimi bir tekamül mektebi. Her zaman ve mekanda Hakk'ın takdirinden memnun olabilme, Allah'la dost olabilme, dost kalabilme sanatı. Hayatın metcezirleri, değişen şartlar ve sürprizler karşısında muazeni bozmama, şikayeti unutma sanatı. Velhasıl takva, Allah Resulü'nü aşk ile yakından tanıyabilmek, onu yüce karakter ve şahsiyetten nasip alarak dini, ruhaniyete uygun bir şekilde tatbik edebilmek. Tabi bu ibadette öyle olacak, ahlakta olacak, muamelatta olacak vesaire. Yani bir yerde İslam'ın güzelliğini unutmamak. Efendimiz'in ufkunu gösterme bakımından, ufkunun sonsuzluğunu, ondan bir hadis-i şerif ben nakledeyim. Efendimiz buyuruyor ki, ölen bir kimsenin mirası terekeye aittir. Fakat eğer yetim varsa, borçlu varsa, o yetimin himayesi, borçlu da bana aittir buyuruyor. Şimdi nasıl bir sonsuz bir ufuk? Yani demek ki bir mümin toplumda ne kadar, bu Efendimiz'in buradaki telkini bizlere, toplumda ne kadar bir garip, yalnız, kimsesiz, sahipsiz varsa, ona da Müslümanların sahip olması. İşte ecdat bu sebepten dolayı devamlı vakıflar kurmuş. Osmanlı'da kurulan sırf tescilli vakıf 26.600 küsur vakıf. Tescilsizler ne kadar, o da meçhul. Herkes bir vakıf insanı olmaya gayret etmiş. Niye? El mer'u ma men ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Resulü ile beraber olmak için. Velhâsıl mümin elinden, dilinden, gönlünden ümmet-i Muhammed'in müstefid, ümmet-i Muhammed'in ve bütün mahlukatın istifade ettiği kişidir. Senelik olan merasimler diye bir şey yoktur. Yani büyük zatlar, peygamberler, hasreten Peygamber Efendimiz, Evliyaullah her zaman hatırlanacak. Ve bir daha ziyade insan zihninde vefat ettiği zaman hatırda kalır. Hani böyle bir mecburiyet de yoktur, böyle bir şart da yoktur. Böyle bir adet de yoktur. Fakat bizde hatırlama bakımından hakikaten büyüğümüz Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi Hazretleri, babamız, hepimizin babası, onların çok müstesna bir hayatları vardı. Yani Rabiülevvel ayını hayatlarına teşmil etmişlerdi. İbadetlerine baktığımız zaman o şekildeydi. Mesela pederimiz rahmetli onu şey yapar, ben de Sami Efendi hiç oturduğu yerde namaz kıldığını görmedim. Yani ne kadar halsiz olsa, ki caizdir. Ki caizdir yani. Hiçbir şey yoktur. Fakat ne şekilde bir tazim ki, oturarak namaz kıldığını görmedim buyurdu. İnsana bakış tarzı, ben zaman zaman şoförlüklerini yapardım. Mesela cuma namazına götürdüm. Mesela 12'de alınacak, tam 12'de Efendi Baba kapıdan çıkardı. Ne bekleme ne bekletme. Hakka dikkat etme. Yani zaman da bir haktır. Yani kimsenin zamanını almaya da hakkımız yok bizim. Bir sadaka verecek yolda gider, birisini gördü, inerdi, kapıyı açardı, onun yanına kadar giderdi, gel demezdi. Yanına kadar gider, bir de bir nezaket de verir. Niye? Ayet, ya uzu sadakat. O sadakat Allah'a gidecek, Allah'a verilecek. O bir vasıta o aradaki. Pederimiz de mesela bir hediye gönderir, bir kandillerde filan. Kabul ettiğiniz dolayısıyla size teşekkür ederim buyururlardı zarfın üzerinde. Çünkü onun şahsını Cenab-ı Hak kabul edecek onu. Bu İslam'ın nezaketidir, İslam'ın şeyidir, bu zarafetidir.
Hatta bir torunu anlattı. Bir bahçeye bir affeder bir köpek geliyor. Ayağı topal köpeğin yahut aksıyor. Onu gönderiyorlar baytara tedavi ettiriyorlar. O köpek diyor torunu. Efendi baba diyor sabahleyin çıkarken diyor onu diyor tren istasyonuna kadar geçirirdi diyor. 4:45 treniyle dönerdi diyor. O diyor köpek diyor onu beklerdi diyor istasyonda diyor. Yine diyor onunla beraber dönerdi diyor. Sonra diyor bir şeye daha şahit olduk diyor. İşte İkra bismi rabbikellezi halak oku. O diyor bahçede diyor bir baktık diyor bir diyor havlama sesi diyor dehşetli diyor. Acaba bir hırsız falan mı girdi? Bir yabancı mı girdi? Sonra baktık diyor o diyor köpek diyor tedavi olan ayağı tedavi olan köpek diyor. Başka bir köpeği diyor topal köpeği diyor bahçeye getirmiş diyor. Hep bunlar işte kalp bunları okuyacak. Merhamet çok. Rahmetli peder bahçeye girdi. Bütün kedi köpek toplanırdı etrafına. Yani o bile kimden merhamet görecek, kimden şey görecek? Velhâsıl bunlar ne? Ecmel, ekmel ve ahsen bir karakter, bir şahsiyet. Ve sahibi o cahiliye insana öyle bir hale geldi ki ne kadar bir zarif hale geldi. Hassas hale geldi. Önümüzde çok sürprizli hayat var. Dünya hayatı demiyorum ben bunu. Kabir hayatı var sürpriz. Ne olacağını bilmiyoruz. Zekatımızın nisabını biliyoruz. Fakat amellerimizin bilmiyoruz ne hesabını ve mesuliyetimizin şeyini de bilmiyoruz. Allah ne kadar istidat verdi ve biz ne kadar mesulüz. Ne kadar ameller işledik, ne kadar hayır, ne kadar değil onu da bilmiyoruz. Cenab-ı Hak göz verdi, gözümüz ne kadar hayra muhatap oldu, ne kadar şerre muhatap oldu. Kulağımız ne kadar hayra, ne kadar, ağzımız ne kadar hayra, ne kadar şerre muhatap oldu. Hayatımızda İslam'ı unuttuğumuz bir yer var mı? Seher vakitlerimiz nasıl geçiyor? Cenab-ı Hak vel müstavfirine bil eshar buyuruyor. Davet ediyor Cenab-ı Hak. Kim Efendimiz buyuruyor Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ila ahir. Onu bir gönül heyecanıyla vecde okur, istiğfar heyecanıyla okursa o gün ölürse istiğfar olarak gider. Gece okur, sabaha kadar vefat ederse istiğfar etmiş olarak gider. Tabii işte Cenab-ı Hakk'ın kabulüne bağlı. Yani %100 diye bir şey yok. Onun için seherlerimiz çok mühim. Orada kelime-i tevhid var. Şey var, istiğfar var başta. Efendim buyuruyor, en çok ben diyor 70 kere, 100 kere istiğfar ederim buyur. Ki masum, hiçbir günah yok. Rahmeten lil alemin. Şükredememe endişesinden Allah'ın verdiği nimetler Efendimiz'in. Bizim ise biz veballerle doluyuz. Biz ne kadar muhtacız istiğfara. Cenab-ı Hak da seherlerde daha çok kapılar açıyor bize. Kelime-i tevhid, Kur'an-ı Kerim, kelime-i tevhidi bize telkin ediyor. La ilahe, kalpten, Allah'tan başka gayri her şeyi atabilme. Onları put haline gelmesine sebebiyet vermeme. İşte Cenab-ı Hak, heva hevesine ilah haline getirenleri gördün mü, sen onlara vekil değilsin, ey peygamber buyuruyor. İllallah, kalp cemali sıfatlarla, Cenab-ı Hak'la ilahi sıfatlarıyla kalp müzeyyen olacak. Kelime-i bunun telkini, gündüzümüzün bu hale gelmesi. Salavat-ı Şerife, bu da insan sevdiğini çok anar. Kim var hep işinden bahseder. Kim var devamlı paritelerden. Parite para düştü mü, kalktı mı vesaire ondan bahseder. Herkes bir kalp nereye kayıyorsa oraya doğru kalp onu zikreder. Biz ne kadar işte kişi sevdiğiyle beraberdir. Salavat-ı Şerife de bize hep Allah Resulü'nü hatırlatması lazım. O selam durmuyor yerinde. Allah Resulü'ne gidiyor, Allah Resulü'nden tekrar cevabı geliyor. Ölümü düşünme var, tefekkür met var. Efendim buyuruyor, bütün zevkleri, lezzeti kökünden yok eden ölümü çok çok anınız buyuruyor. Bütün antenler bir anda kesilecek. Nasıl içimizde bir takım cihazlar var? Kalpte, akciğerde, karaciğerde, safra kesiğinde vesaire, böbreği, hepsinin fonksiyonları ayrı. Hepsi birbirine bağlı, birbirine bağlantılı. Cenab-ı Hak bizden hep zikir istiyor. Çok çok zikredin, çok çok zikredin, çok çok zikredin. Sabah akşam zikrederler. Bu üniteler, bu manevi şeylerin merkezinin faaliyete geçmesi. Çünkü yaratılışımız da dünyadaki halimize göre yaratılacağız. O gün simalar var,
güler buyuruluyor, huzur içindedir, parlar. Simalar vardı, pörsüyecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu buradaki dünya alemimiz bizim kabrimizin keyfiyetini temin edecek. Kıyamette yaratılışımızın şekli, biçimi bu dünyamızda kalbi hayatımıza göre olacak. Velhasıl Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı oldu inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her haliyle, her halinden bir nasip almayı Cenab-ı Hak ihsanıyla, ikramıyla, lütfuyla ihsan eylesin inşallah. Allah cümlenden razı olsun. Buraya Allah için toplanıldı. Bir Efendimiz'i bize telkin eden ayetler okundu elhamdülillah. Cenab-ı Hak o ayetlerde derinleşmeyi cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.